bunun net örneği, ben bugün Abdurrahim Bey'e geçmiş olsun telefonu açtım. Ya adam pozitifle eşiyle birlikte. Düşünebiliyor musun? Her gün sporcularla ve teknik direktörle yan yana omuz omuza olan bir kişi. Şimdi testini yaptırmış olmasaydı, Galatasaray antrenmanlara başlasaydı, Abdurrahim Bey her gün Fatih Hoca ile, yardımcı hocalarla yan yana olsaydı, futbolcularla oturup yemek yeseydi, sağa sola gitseydi ne olurdu? Birisi cevap versin. Buna benzer kulüplerde bir sürü olay var. Ama kimse test yaptırmadığı için sen belki bizde bir pozitif var. Biliyor musun? Abi nasıl gidersen şimdi nasıl gideceksin? Bir tesise gideceksin. 60 kişi bir arada olacaksın. Yemeğe beraber oturuyorsun. Sahaya beraber çıkıyorsun. Bir masör bütün oyunculara elliyor. Masaj yapıyor. Açma germe yaptırıyor. Ya bunların bir tanesinde pozitif varsa ne olacak? Onun için ben çok bunlar bu sorulardan önce bunların bir cevabı olsun. Bu gibi durumlarda zaman zaman teknik direktörler, bu gibi durumlarda demeyelim, teknik direktörler spor yaşamı içerisinde ve yöneticiler de oraya katabiliriz. Zaman zaman inanılmaz derecede zor durumda kalabiliyorlar. Ama asla pes etmiyorlar. Sonuna kadar savaşıyorlar. Ben Fatih Hoca'nın, Abdurrahim Başkan'ın ve diğer ismi geçmeyen tüm hastaların pes etmeyip bu savaşı kazanacaklarına inanıyorum. İnsan ancak pes ettiğinde kaybediyor. Dolayısıyla birlikte biz, ben değil hepimiz olmalıyız. Omuz omuza vererek bu lanet virüsten kurtulmalıyız. Ya şimdi bizim için de aynı şey geçerli. Hiçbirimiz test yaptırmadık arkadaş. Yani antrenmanlara başlasak. Çünkü sporcuların zaman zaman yöneticilerin bünyeleri güçlü kuvvetli oluyor. Yani taşıyıcı durumda olup bunu atlatabiliyor. Ama taşıyıcı olduğunuzda birçok insana bulaştırıyorsunuz. Demin Londra Üniversitesi'nden örnekler verdim. Yani bu döngü, bu korona 19 döngüsü yani 3 kişiden 20 kişiye, oradan 59 bin kişiye kadar gidebiliyor. Böyle bir yüksek derecede bulaşıcılığı var. Dolayısıyla bu konuda şimdi bilemiyoruz. Galatasaray'la maç oynayan takımlar var. Galatasaray daha önce nerede oynadı? Fatih Hoca nereden kaptı? Abdurrahim Bey nereden kaptı? Birbirlerinden mi kaptı? Belki bunların çok yakınları da kaptı bunu. Ve aynı şey bizim için de geçerli. Vallahi son durum, biz antrenman falan yapmıyoruz kardeşim. Test yapıldı mı hocam? Yok, yapılmadı. Ya kardeşim, Şenol Hoca belki konuşacak da, yani ben anlamıyorum. Bugün Mourinho konuşuyor. Yani Löw iki kere açıklama yaptı. Şenol Hoca en azından bizim düşünemediğimiz, göremediğimiz veya katılımcı olacak bir fikir de verebilir. Niye konuşmuyor benden? Veya bir federasyonda olduğu için mi konuşamıyor? Ne bileyim ben. Liglerin son durumu hakkında ne düşünüyorum? İşin doğrusunu söylemek gerekirse, hani bu konuda kimsenin çok sağlıklı bir şey düşünebildiğini ve önüne görebildiğini düşünmüyorum işin doğrusu. Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda başkanların ifadesi şuydu. Milli takım arası var. Bu milli takım arası ile birlikte lige yaklaşık 3 haftalık ara vermiş oluruz. Daha sonra devam edebiliriz. Fakat görünen o ki bu salgınla birlikte 3 haftalık süre yeterli olmayacak. Benim öngörüm şu. Yaklaşık 1 aylık bir süre zarfı içerisinde biz hiç olmazsa önümüze görebileceğimiz bir döneme gireceğiz. O zaman çok daha sağlıklı bir karar alabileceğiz. Ben hızlandırılmış turbo bir ligin lig sonunun bizi beklediğini düşünüyorum. Nasıl olacak? Haftada 2 gün 2 maç bir takım için. Dolayısıyla kalan zaten 8 haftalık bir süre var. 1 aylık süre zarfında, yani Haziran ayı içerisinde ligleri bitirip Temmuz'da tescil etmek. Önümüzde görünen tek seçenek şu anda bu gibi görünüyor. Sanıyorum da en akla yatkın bu. Playoff olması mümkün değil. Ben onaylamıyorum. Çünkü playoff gibi bir şart çok olağanüstü dönemde düşünülecek bir şart değil. Playoff, yine maç yaptıracaksınız. Yine maç yaptıracaksınız, o zaman anlamı ne? Playoff'u yapmanın. Dolayısıyla eğer yine maç yapacaksa takımlar, hızlandırılmış bir tempoyla haftada 2, bakarsınız belki 15 günde 3 maçla bunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Hatta 15 günde
5 maçla çok affedersiniz önüne geçebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla olabilecek akla yatkın tek çözüm bu gibi görünüyor. Diğerine gelince, yani çok daha hayati bir konuya gelince, futbol basittir derler, futbol kolaydır derler, hayat hayat meselesi değildir ama ondan da önemlidir derler. Ama bugünlerde ondan çok daha önemli bir sorunumuz var. Covid-19. Lütfen sevgili okurlar, lütfen sevgili kardeşlerim, abilerim, babalarım, kız kardeşlerim, hepinizden rica ediyorum. Çocuklarımız için, ülkemizin ve dünyamızın geleceği için evden çıkmayalım, evde kalalım. Hep beraber, çünkü biz bunu birlikte başarabiliriz. Biz birlikteysek, biz el eleysek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Liglerin ucu açık bir ertelemeyle devlet tarafından ileri bir tarihe ve ucu açık olarak ertelenmesinin sıkıntısı büyük olacak. Çünkü Premier Lig'de daha sonra İspanya Ligi'nde 28 Mart demişti. Onlar da ucu açık bir tarih verdiler. Dolayısıyla özellikle yabancı ve yerli sporcuların evlerinde yapacağı egzersizle hazırlanmaları böyle bir ligin tamamlama sürecine çok olumsuz etki edeceğini tahmin ediyorum. Özellikle 6 haftalık bir lige verilecek ara veya 1 aylık, 1,5 aylık lige verilecek aradan sonra yine aynı süre içerisinde futbolcuların toparlanma ve idman sürelerini de eklediğimiz takdirde bu ucu açık sürenin en kısa tabiriyle diyelim ki Nisan sonunda başladı, Haziran sonuna doğru bitmesi öngörülmektedir ki bundan sonra Avrupa kupalarına katılım, tabii UEFA'da bu durumu tekrar gözden geçirecek, artı yeni sezonun planlanması, artı 2020-2021 sezonunun erken başlayıp geç bitmesi konusunda büyük bir sıkıntı doğacaktır. Özellikle şu anda liglerin ucu açık olarak ertelenmesi belki ülkemiz açısından çok sağlıklı bir durumdur ama ligler için de ileriki haftalar ve ileriki aylar çok büyük bir sıkıntı teşkil edecek. Ligin bu şekilde tescil edilmesi mümkün değil. Çünkü diyelim ki bu şekilde tescil edilmesinin bir sebebi var. O da şu şekilde bir şekilde gündeme getirebilirim bu mevzuyu. Bir veya iki kulübün şampiyonluk mücadelesi vermesi, birinci ile ikincinin arasındaki puan farkının uzak oluşu ya da bir tek takımın arayı açarak 2019-2020 sezonunu bitirmesine ramak kalması, örnek olarak Premier Lig'deki Liverpool durumunu göz önüne alırsak bu durumun şu andaki şekliyle tescil edilmesi mümkün olabilirdi. Ancak şu anda 4 takım ve birbirlerine puan olarak çok yakın olan kulüplerin durumu tescile şu anda izin vermemektedir. Gelelim playoff'a. Çoğu kulüp, yani ilk başta buna isyan eden Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz, önceki gün Alanya Spor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu da playoff sistemine karşı olduğunu söylediler. Rıza Çalınbay bir görüş verdi. Bu sezon hangi karar uygulanacaksa biz onu açığız dedi. Fakat diğer kulüplerin, yani Başakşehir'in ve dolayısıyla buna bağlı diğer kulüplerin, özellikle Trabzonspor'un lig sonuna geldikçe şampiyonluk şarkılarının söylendiği bir kulüp olarak onları da bu işin içine katarsak çok fazla playoff konusuna yaklaşacaklarını tahmin etmiyorum. Yani şu anda 4 büyük kulübü ayırmak, 4 büyük kulüpten sonra gelecek Beşiktaş'ın da matematiksel olarak bir şampiyonluk şansının da var olduğunu ileri sürersek ve göz önünde bulundurursak ki böyle bir 4 kulübün arasında oynanacak bir lig de Beşiktaş nasıl müsaade eder bilemiyorum ama Sayın Ahmet Nurçebi de kendi görüşlerini geçen gün açıkladı. Onlar da bu olaya pek fazla sıcak bakmıyor. Dolayısıyla nereden baksanız, yukarı tükürseniz sakal, aşağı tükürseniz bıyık. Tam tersini söyledim. Yukarı tükürseniz bıyık, aşağı tükürseniz sakal. O bakımdan gerek Futbol Federasyonu'nun gerekse Kulüpler Birliği'nin bir kez daha kendi aralarında bir toplantı yapıp liglerin nasıl başlayacağı, ne şekilde oynanacağı ve yeni başlayacak sezonun nasıl biçimlendireceği konusunda bir toplantı yapmaları, hatta birkaç toplantı yapmaları da gerekmektedir diye düşünüyorum. Lütfen herkes evde otursun,
kendi ömrünü kendi uzatsın ve devlete bu konuda yapmış olduğu yardımların üstesinden gelsin. Devletçe, milletçe buna rıza göstermemiz lazım. Dolayısıyla özellikle yaşlı büyüklerimiz, hastalarımız, ben de bir 65 yaş üzeri bir medya mensubu olarak bu karara uymamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Valla playoff'un olacağını düşünmüyorum. Playoff çünkü adaletsiz bir sistem olur playoff olursa. Çünkü hangi takımlarla playoff oynayacaksın? Puan farkları var. Dolayısıyla ya lig kaldığı yerden devam eder. Seçenek bu. İnşallah bu koronavirüs bir an evvel kontrol altına alınır. Lig kaldığı yerden devam eder. Çarşamba pazar olmak kaydıyla. O olur ama ben playoff'u düşünmüyorum. Playoff olursa adaletli olmaz. Çünkü şampiyonluğu oynayan takımların sayısı çok fazla. Hangi takımda nasıl playoff olacak? Zannetmiyorum playoff'u. Kesinlikle ligin ben eğer başlarsa ligin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Ya da bu şekilde tesis edilir mi bilemiyorum. Zannetmiyorum. Yani bu ligi böyle bırakabilirler herhalde. Bilmiyorum ama dediğim gibi her şeyden önce en önemlisi insan sağlığı. Bu korona önce bir halledilsin. Futbol ondan sonra düşünülür diye düşünüyorum. İnşallah halledilir ve lig kaldığı yerden başlaması en adaletli çözümdür bence. Diyelim ki Türkiye'de 3 ay daha sürer bu. Çünkü herkes sokağa çıkıyor. Çok enteresan, cahil, kültürsüz, kalitesiz bir insanlar var aramızda. Adam hiç düşünmüyor. Yani bir kişiye bulaştırdığı zaman 100 kişiye, 1000 kişiye bulaştıracak o hastalığı. Onların ölümünden sorumlu olacağını düşünemiyor, anladın mı? Almış makineli tüfekli adamları öldürmüş, hastalığı bulaştırmış. Bu kadar enteresan insanlar var. Onun için Türkiye'de fazla sürdü. Fazleti 3 ay sürdü, atıyorum sana, tamam mı? 3 ay sonra ligleri başlatırsın, tamam mı? Ne olacak yani, mecbur musun bu Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta liglerin başlaması? Bak Ruslar kışın oynuyor. Başlatırsın abi, kalan maçları oynatırsın. Ondan sonra hiç ara vermeden, çünkü ara veriyorsun şimdi. İstirahat ediyorsun, dinleniyorsun. Pasif antrenman yapıyorsun, tamam mı? Ondan sonra da başlarsın, öbür ligleri sıkıştırılmış oynarsın. Ya bunda o kadar zor bir şey yok ki arkadaş yani. Nedir yani? 2 günde 3 günde 1 maç oynanır. Bizim çok enteresan şeyler var Türkiye'de. Yok işte arkadaş, yorgunluk var, yok bilmem ne var. Ya arkadaş, bunlar artık bunları konuşan yani hocalara falan çok kızıyorum ben. Kadronu geniş tutarsın, yöneticilerle tutarsın, rotasyon yaparsın. Ya zaten yorgunluk olmaz. Bir tek yol yorgunluğu olur, tamam mı? O da işte uçak kalkmaz, bilmem ne olmaz, gitmez, ulaşım olmaz. O da çok şey, nadir oluyor yani, tamam mı? Onun haricinde 2 günde 1, 3 günde 1 maç İngilizler oynuyor zaten arkadaş, herifler ya. Onlar ne yapar? Biraz daha sıkıştırırlar ligi. Anladın mı? Yani arkadaş, ben aklım sırrı vermiyor. Niye iptal olsun ligler? Adam şimdi Liverpool 22-23 puan fark yapmış ya. Ya adamın ligi iptal olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu yani? Ne playoff'u arkadaş? Kimi sokacaksın playoff'a da? Kimi oynatacaksın? Öyle bir saçmalık olur mu? Adaletsizlik. Nasıl playoff? Nasıl oynanacakmış? Onu söyleyen var mı? Playoff diyor da. Ne, kim oynayacakmış, kaç kişiliği yapacakmış? Ya bir ortaya atıyorlar birileri. Ama yani ne için atıyor, ne diye atıyorlar arkadaş? Hani bunu dersin ki arkadaş, ilk 8 takım, ilk 5 takım, ilk 10 takım nasıl bunu ayırt edecek? Ya arkadaşlar, ya cinayet işliyorlar bu çıkanlar. Bildiği ha cinayet, adam almışın, silahla öldürmüşün, ha sokağa çıkıp virüs kapmışın, başkalarına bulaştırmışın, ailene, yakınlarına falan. Ya bak İtalya bizden daha şeydi, azdı şeyi, ölüm sayısı, hasta sayısı. Onlar böyle bir farkı şikayeli almadılar. Şimdi 700 küsür kişi ölmüştü. Katil olmamak için evde kalalım. Şimdi onunla ilgili vereceğim yanıt şu olabilir. Şimdi ucu açık bir hadise. Çünkü neticede bütün dünyayı sarsan bir virüs olayı var. Yani bu nedenle tabii ki Kulüpler Birliği, işte Futbol Federasyonu, efendime söyleyeyim, Spor Bakanlığı, yani bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler. Yani mesela Kulüpler Birliği 17 Nisan diyor başlama tarihi. Seyircilerin meselesi söyleyeceğim bilmiyoruz ama bu virüs nedeniyle birçok şeyin aksayacağına inanıyorum ben açıkçası.
çok da buradaki sağlıklı olacağına inanmıyorum. Bir kere ona karşıyım ben. Geçen hafta gazetemde bunu yazdım zaten. Niye tescil olsun bu şekilde? Sivas Spor'un bile şansı var şampiyonlukta. Neticede puan farkına varıyorsun. 5 takım arasında baktığımız zaman 3 puan, yani 53 puan lider şu anda, işte Trabzon veya Başakşehir. Araları puan farkı aynı. Galatasaray keza öyle. Arkadan Sivas Spor var. Ya bunlara da haksızlık olur diye çok. Playoff olmaz. Yani ben buna oldum. Peki şöyle bakalım o zaman. Düşen takımlar ne olacak böyle tek söylüyorsa? Aşağı takıma, aşağıya baktığınız zaman puan cepterinde orada puanla birbirine çok yakın. Yani son 3 takım tehlikede değil. Yukarıda 4 tane daha takım, oraya aday takım var. Bunlar nasıl belirlenecek? O yüzden de bence playoff kesinlikle karşıyım. Neticede ortada harcanan bir paralar var. Şampiyonluk için harcanan emek var. O yüzden kalkıp da şimdi playoff oynatmak da haksızlık olur. Ya da ligleri de tescil etmek bence playoff da olmaz. Ben açık bir şey söyleyeyim. Haziran'da Avrupa Şampiyonası biliyorsunuz 2020'ye kaydırıldı. O zaman oynansın maçlar. Bu virüsler, yani bu virüsü yendikten sonra, ülke çapında yendikten sonra Haziran'da da oynanabilir maçlar. Neden oynanmasın? O yüzden yani hem playoff oynatalım yukarıda. Ligleri tescil edelim. Bence çok doğal bir şey değil. Bence bu zaten anladığım kadarıyla kulüpler bile de buna karşı diye düşünüyorum. Ben de aynen karşıyım. Bunu geçen hafta köşemde de yazmıştım zaten Milliyet'te. Şimdi evde kalmak tabii ki çok önemli bence. Düşün, benim yaşım 64. Sosyal hayatın içinde olan bir gazeteciydim. Ben 47 yılımı sokaklarda geçirdim. Yani sosyal hayatın içinde. Ben eve kapanıyorsam, işte Gelibolu'da yaşıyorum şu anda. Hiç önemli değil, İstanbul'da da olsam. Ben eve kapanıyorsam toplumun da kapanması lazım. Sevgili Mevlüt. Yani çünkü bu sağlık konusu. Yani insan hayatından daha önemli hiçbir şey olamaz. Yani neticede bir de şöyle bir kavram var. Gençler risk grubunda değil. Tamam, ama gençler de taşıyıcı oluyorlar yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Buna ülke olarak sahip çıkmamız lazım. Yani mesela bu Gelibolu'da da yaşlı bir potansiyel var. Yani buraya emekliler yerine içeri. Bugün bir çarşıya çıkayım dedim 5 gün sonra. Bir baktım ki 70-80 yaşında insanlar dışarıda dolaşıyorlar. Yani devlet her adamın başına polis sıkacak hali yok. O yüzden de biraz sorumluluk almak zorundayız diye düşünüyorum. Evinde kal Türkiye. Evet. Bu slogan Türk halkının adeta meşalesi oldu. Evinden çıkmıyor ve sonucun bir an önce netleşmesi için heyecanla bekliyor. Bu heyecanlı bekleyiş arasında futbol dünyası da var. Çünkü önemli kulüplerimiz, Süper Ligler, Birinci Ligler, amatör kulüpler dahil hepsi beklemede. Çünkü ligler şu ana kadar özellikle 15 güne kadar ertelendi. Ama bundan sonra ne olur? Onu da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karar verecek. Ama bugün baktığımızda İspanya'da ligler süresiz tatil edildi. Bizde olur mu, olmaz mı? Onu da önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü Sağlık Bakanımız konuyla ilgili olarak inanılmaz çalışıyor. Bu arada gelen sorular arasında ligler devam eder mi? Hayır, şu anda etmeyecek ama net olarak Nisan'ın 17'sine ve de 20'sine kadar beklemede. Daha sonra ne olur? Daha sonra Nisan sonunda eğer ya ligler iptal edilir ya da başladığı yerden devam eder. Ama herkesin dediği gibi kesinlikle playoff gibi bir düşünce yok. Çünkü Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil özellikle playoff sisteminin Türkiye'ye yararlı olmadığını ve kulüplere yararlı olmadığını ve bu saatten sonra da kesinlikle playoff sisteminin oynanmayacağını açık dille ifade etti. Peki ne olur? Kaldığı yerden devam eder. Şimdi tabii bazıları playoff'u böyle köpürtmeye çalışıyor playoff işini. Ama bence inşallah önce şu koronavirüs belasından ülke olarak, dünya olarak bir kurtulalım da ondan sonra bence kaldığı yerden devam etmesi lazım. Daha önce biliyorsunuz bir Türkiye'de yaşanan bir playoff olayı var, bir örnek var. O da çok ciddi anlamda zaten tepki gördü. Bundan sonrası için de ben playoff'un doğru bulmuyorum. Playoff yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama önce inşallah şu beladan bir kurtulalım hep birlikte. Koronavirüs belasını. Yani futbol zaten genel anlamda baktığımızda ligi değerlendirdiğimizde hakemler çok tartışıldı. MHK çok tartışıldı. Federasyon tartışıldı. Yani biliyorsunuz işte zorlu tartışıldı, konuşuldu. Yani böyle çok keyif vermeyen bir sezon oynandı. Şimdi bunun üstüne bir de başka bir yöntemi birilerinin köpürtmeye çalışmasını hakikaten bu anlamda şey buluyorum, biraz da böyle manidar buluyorum. Ona gerek yok. Bırakalım kaldığı yerden devam etsin.
gitsin ve ondan sonra kim ipi gözleyecekse ona da tüm kamuoyu zaten saygı duyar ve duyması lazım. Futbol kalitesine baktığımızda biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası 2020-2021'e çekildi. Bu anlamda da milli takımın başarısı dışında çok böyle avımşağım, çok kaliteli, böyle üst düzey futbol oynanan bir maç da izlediğimizi hatırlamıyorum. Bir Fenerbahçe-Trabzon maçını hatırlıyorum. Çok tempolu oynanmıştı. Birkaç maç, bir iki maç daha var. Onun dışında her yönüyle tel tel Türk futbolu dökülüyor. Bu anlamda da bu süreçte en azından bunları planlamak, geleceği planlamak lazım. Ama bu mevcut federasyon ve mevcut meakeli de olmayacağı çok açık ortada. Bir kaldığı yerden devam edecekse ki öyle olmalı, öyle de olacak. Çünkü bir iki kulübün içinden böyle playoff sesi çıktı ama diğer Galatasaray, Trabzonspor onlar tepki koydular. Bu kabul görmeyeceği ortada playoff olayının. Küme düşmem olur. Dolayısıyla eğer playoff kabul edilmeyip bir başka yöntemle kaldığı yerden devam edecekse o da zor görünüyor. Ya bu çözüm değil yani, düşme olmasın, efendim şey olmasın, bu çözüm değil. Bir de tabii UEFA ne diyecek, ona da bakmak lazım. Hani bizler burada bu değerlendirmede bulunuyoruz ama UEFA'dan gelecek olan şey çok önemli. Onu da bekleyip görmek lazım. İnsanların çok duyarlı olması lazım. Sanki ya şöyle bir şey var şu an yaratılmak istenen. Ya mevcut olan ciddiyeti topluma, kamuoyuna gerektiği gibi bence anlatılmıyor. Bence tüm çıplaklığıyla net bir şekilde ifade etmek lazım. İnsanlar bu işin ne kadar ciddi olduğunu kavrasın. Hala kavramayan bir kesim var. Asker uğurlamaları yapıyorlar. Kalabalıkların içerisine karışıyorlar. İnsanlar gerçekten evde kalmalı. Ben de evde kal Türkiye diyorum. Tüm dünyayı ve ülkemizi saran bu korona illetinden inşallah bir önce kurtuluruz. Bu bağlamda lütfen törenleri yapalım. Evimizden dışarı çıkmayalım. Bu yüzden dolayı ülkemizdeki futbol müsabakaları teyit edilmiştir. Bundan sonra izlenecek yol tabii ki UEFA'nın alacağı karar da önemli. Ancak bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararlar arasında playoff olayının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Bu sene küme düşme olmayabilir. Seneye belki ligler fazla takımla oynanabilir. Veya normale döner ise bir ay sonra oynanacağı söylenen liglerin pazar, çarşamba, pazar artı iki tane kupa maçı var. Daha erken hızlandırılmış eğitim dönemindeki gibi futbolda bu sene bu şekilde sezon bitirildi. Çünkü olağanüstü durum var.